B1 vizesine başvuru yaptık ve 1 Mart günü bizi mülakata çağırdılar. B1, B2 yani Amerika Turist Vizesi mülakatında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir diye bu takipçimiz bize soruyor. Sonuç olarak kişiler B1 ya da B2 vize mülakatına girerken bunun farklılığı iş amacıyla mı, seyahat amacıyla mı olduğu. Dolayısıyla bu durumdaki takipçimizin sorduğu durum iş amacıyla olacak olan B1 vize mülakatı oluyor. Bu noktada bizim size en büyük tavsiyemiz, tabii ki siz bu vize görüşmesine giderken işte pasaportunuz, vize randevu onayınız, ödeme kanıtınız, bu tip kanıtlar, işte diyelim iki tane vesikalık resim, örnek veriyorum tabii. Bu tip şeyler yanınızda olacak. Tabii bunun yanında da sizin geliş amacınızı kanıtlayacak olan sizin gelir durumunuz, birikiminiz, Türkiye'de yaptığınız ticari alan ya da iş alanları, bu tip durumlarla ilgili belgeleri ve evrakları da bir araya getirmenizde fayda var. Diyelim siz Türkiye'de ticaretle uğraşıyorsunuz, şirketiniz var. O zaman bütün şirket belgelerini, bilançoları, ticari resmi belgeleri, işte resmi gazete çıktısını, faaliyet belgesini, bu tip belgeleri, vergi levhalarını da bir araya getirmeniz, şirket banka hesap hareketini, kişisel özel banka hesap hareketlerinizi de bir araya getirmenizde fayda var. Çünkü eğer siz B1 amacıyla Amerika'ya geliyorsunuz, ya burada iş kurmaya, yatırım yapmaya geliyorsunuz ya da burada ticaret yapmaya geliyorsunuz. Dolayısıyla bu iki durumunda ya da birinin ya da herhangi birinin ihtimalle gelecekseniz, hangisi size geliş amacınız, yatırım ya da ticaret, bunu gösterecek evraklarınızın da yanınızda olmasında fayda var. Ve diğer durumda sonuçta görevliler, Amerikan konsolosluğundaki görevli size bakışında evet bu kişi burada ticaretle uğraşıyor da iş hayatında aynı anda Amerika'ya gidecek, orada bir yatırım yapıyor noktalarında size bakarken, size sorular sorarken sizin gerçekten iş adamı olduğunuz ve Amerika'da da iş yapacağınızı anlamış olması gerekiyor. Ve tabii ki dönüş planınızın olduğunu anlaması gerekiyor. Bunlar olduğu sürece sizin B1 vizenizi almanıza bir engel durum olmayacaktır. Dolayısıyla burada en büyük tavsiye edeceğim kesinlikle bu tip evrakların yanınızda olması. İki, size soracakları sorularda çok net bir şekilde ne konuştuğunuzu bilen bir kişi karşısında görmek isteyecektir. Ve bunu yapabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşamadan vizenizi alıp Amerika'ya gelebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.